Noktaya geldiği anda Orhan Doğan'ı buraya davet ediyoruz. Bu maç 5 reyanlık dünya şampiyonluk kemer maçı demiştik. Avustralya'dan Dr. Peter Lewis ve Türkiye'den Abir Kuralları Başkanı Sayın Cengiz Punk ve ben ve Patres Kortoro'nun menajeri Marcin Rozalsker'in Evet sevgili seyirciler, sıkı durun, heyecanınıza mağlup olmayın. Şimdi muhteşem bir ağır siklet mücadelesi seyrediyoruz. Bakalım yıldırım gibi bir nakavt olur mu? Yoksa iki tarafta birbirini sonuna kadar hırpalar mı? Evet şimdi derhal Polonyalı kickboksçunun sol sağ darbelerini görüyoruz. Patrice iyice kapandı Fransız. Ve bir low kick geliyor, ikisinden de birer low kick geliyor. Patrice üstüne gidiyor rakibinin. Bir diz, bir diz daha, bir üçüncü ve tam çeneye isabet ettiremedi. Rozalski bu pozisyonda şanslı. Şimdi Rozalski'den bir atak gelebilir mi bakıyoruz. Ve Rozalski dünya şampiyonu. Patrice ise dünya şampiyonuna aday. Rozalski tecrübeli. Patrice ondan bir yaş küçük. Ve şu anda müthiş bir ağır siklet mücadelesi ediyoruz sevgili seyirciler. 100'er kilonun üstünde ikisi de. 128 kilo biri. Ve diğeri 116 ve 104 kilo. Patrice ellerini çok iyi kaldırıyor. Çünkü biliyor rakip karşısında bir sert bir sporcu var. Ve her an bir yumrukla kendisini düşürebileceğini biliyor ama güzel maç yapıyor. Rozalski'nin bacaklarını erkenden zerrelemeye çalışıyor. Dizlerle bir anda maçı bitirmek istiyor. Bakalım bu maçın galibi 2 hafta sonra Orhan Doğan'a karşı ne olacak? Evet. Dünya şampiyonluk maçında, kemer maçında. Sevgili seyirciler, Patrice'in biraz önce 2 sıkı low kick'i vardı. Yani bacaklara, baldırlara vuran darbe. Ve şimdi mideye bir diz. Müthiş, müthiş bir darbe. Bakalım işte şimdi hakem sayıyor Hamit Akyüz. Dedim ya, bakalım bu devam edecek mi yoksa hemen bitecek mi? Kalkıyor, çok kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Tabii tecrübeli bir şampiyon. Nefes aldı. Hazır olduğunu söylüyor. Aman aman, güzel güzel, hoşuma gitti. Seyretmek istiyoruz sevgili seyirciler. Ve şimdi Rozalski atağa kalktı ve Patrice defans yapıyor. İyice kapandı Patrice. Ardından bir low kick geliyor. Bir diz geliyor Patrice'den. Rozalski sert bir darbeyle karşı karşıya. Sağ sol darbeler geliyor. Şimdi atak Rozalski'de. Dediğim gibi hiçbir zaman belli olmaz bu sevgili seyirciler. İkisi de sert vuran adam. İkisinin de ne yapacağı hiç belli olmayan adam. Ve son anda bir açık bulan rakibini yere indirebilir. Kesinlikle burada ben şu garanti, bu favori diyemiyorum. Öyle değil mi Tarık Solak? Abi çok balanslı bir maç. Patrice alt taraftan iyi çalışıyor.
Rozalski üst taraftan iyi çalışıyor. Yani bunu ne demek istiyorum? Rozalski yumruklarına güveniyor. Patricia o büyük dizlere ve büyük dizlerine güveniyor. Hakem orada çok iyi bir şekilde araya giriyor. Çünkü ipten dışarıya çıkmış bir sporcu var. Bravo Hamit Akyüz diyoruz. Evet sevgili Tarık, bu arada bir büyük avantaj var. Patrice Quartararo'nun boyu uzun 2 metre. Tabii. O onun için çok önemli avantaj. Yani o kıl payı demeyelim. O 4-5 santim dahi çok önemli. Evet sevgili seyirciler, Patrice kapanıyor. Ve biraz önce knockout'tan kurtulan Martin Rozalski şimdi iplerin önünde. Ama Patrice daha fazla darbe vurdu. Şu ana kadar bence puan olarak Patrice önde Tarık Solak. Tabii bir kere Rozalski'yi düşürmüş oldu. Ona 8 bir sayı aldı. Oradan otomatikmen buğrayandı. 10'a 9 yeniyor ve maç olarak da yeniyorsa 10'a 8'e kadar inebilir buraya. Evet sevgili seyirciler, birinci round'un son 10 saniyesi biraz önce çalmıştı. Ve şu anda da son gongla birlikte iki boksör de, iki kickboksçu da köşesine gitti. Sıradaki maçın TOA olduğunu unutmayalım. Mustafa Gürsoy'a karşı o 140 kiloluk TOA'yı az sonra, bu maçtan hemen sonra seyrediyoruz. Ve ondan sonra da benim merakla beklediğim Fransa'dan genç ağır sikletimiz Yüksel Ayaydın, Costa Gloos'a karşı. Evet sevgili seyirciler, işte şimdi ağır çekilme bu. Biraz önceki müthiş mücadeleyi seyrediyoruz. İlk 3 dakika bakın. Patrice nasıl dizler çıkartıyor. Hiç durmadan dizler çıkartıyor. Ve bir low kickle rakibini yere indiriyor. Biraz sonra o indirici dizi göreceğiz. İşte burada tam kaburganın altına, mideyle kaburganın altına iki büklüm yaptı. Ve o kadar enteresan ki şu anda Rozalski iki büklüm yerde olmasına rağmen devam etti. Bu da olağanüstü. Bu da olağanüstü sevgili seyirciler. Gerçekten çok önemli. Şimdi tekrar aynı pozisyonları tekrar seyrediyoruz. İşte buraya sıkıştırıyor Patrice. Puan alıcı darbelerini vuruyor, diz darbelerini vuruyor. Martin Rozalski rakibini yanına yaklaştırmak istemiyor. Ve Rozalski şu anda görüntüde. Gong ikinci round'u gösteriyor. Heyecan büyük sevgili seyirciler. Gerçekten müthiş bir mücadele. Devlerin mücadelesi bu. Birisi örümcek adam, birisi kemik kıran. Bakalım kim kimi kıracak ve kim kimi zehirleyecek. Evet, şimdi Patrice iyice kapandı. Aynı şekilde Rozalski de öyle. Patrice bir diz vurmak istedi. Rozalski sağ sol darbeler çıkartıyor tabii. Çok fena bu arada tekme de yiyor. İki tekme üst üste yedi. Bir baştan üstüne gittiği anda bacakları çok iyi. Hem de uzun boylu tabii ki Patrice. O bakımdan bacaklarıyla çok büyük işler yapıyor. Şimdi Rozalski bir diz vurmak istedi. Tutturamadı sevgili seyirciler. Aynı şekilde Patrice'in sol darbesi var. Ardından yine diz. Tam köşede şu anda. Tam köşede. Ve Rozalski yanına yaklaştırmıyor rakibini. Son derece dikkatli bir şekilde rakibini süzüyor. Şu anda Patrice'i görüyoruz. Patrice Quartararo'nun bir... Örümcek adam. Kemik evet. Kırana karşı. Evet. Ben acaba aynı şeyi biraz... Oo, güzel bir sağ geçirdi örümcek adam. Çeneye güzel bir sağ geçirdi fakat kötü tekmeler yedi hemen arkasından. O sağı takip edip solu vursaydı bence bir Gürkan Özkan işte nokat alabilirdi. Tabii kolay kolay olmuyor ama Gürkan vurduğu anda da o sağla indiriyor ama işte. Yakında Gürkan Özkan'ı göreceğiz inşallah. Evet evet inşallah sevgili seyirciler. Sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Türkiye'de ve Avustralya'da bir sembol kickboksçu Gürkan Özkan. Ona şanslar diliyoruz ve tekrar maçımıza dönüyoruz. Gerçekten burada müthiş bir ağır siklet mücadelesi var. Bakın aynı zamanda bir taktik savaşı. Çok akıllı bir tekme. Kontra tabii, müthiş bir kontra. Bu arada Türkiye'nin iki dünya kadrosunun bir olduğunu hatırlatıyoruz evet, ve sırada... Bu arada bir kanama var Rozalski'nin elmacık kemiğinin üzerinde. Acaba rakibinden mi geldi yoksa kendinin yani orada bir çizik mi var? Evet, ıska da geçiyor tabii. Kolay değil bunlar sevgili seyirciler. 100 kilo üzerinde adamlar. Sol elmacık kemiği şişti Rozalski'nin. Orada hafif bir kanama var. Ayak nereye kadar çıkıyor bakın. Vurduktan sonra yetişemiyor tabii. Upuzun boy. Patrice Rozalski'nin boşluklarını yakalamaya başladı ve... O bacaklarına, darbe almış bacaklarına iyice darbe bindirmeye çalışıyor. Haberi oldu galiba çünkü Marcin buraya gelmeden önce bacaklarına darbe olduğunu biz biliyorduk. Fakat çok kötü bu iş. Kötü bir diz yakalandı. Felaket gözü gitti. Çok felaket gözü gitti sevgili seyirciler. Rozalski köşede, bundan sonra bakalım devam edebilecek mi? Yine aynı şekilde gözü kapandı. Hamit Akyüz sayıyor. Martin Rozalski köşesinde müthiş bir diz darbesi. Biraz sonra bunları yakından seyredeceğiz. Rozalski devam edecek. Cesaretli Rozalski. Müthiş bir adam. Ve bir push kickle rakibini açmak istiyor. Yine bir saldırı rakibinden. Tekrar üstüne gidiyor rakibinin. Yine diz darbeleri var. Patrice'in bir defa üstüne yumruklarla gidiyor Rozalski. Sağ vuruyor. Rakibinden daha var. Müthiş bir mücadele. Bir diz daha yedi. Sizlere bunları söyledim sevgili seyirciler. Sakın ekranlarınızı maçtan ayrılmayın dedim. Bakın olağanüstü bir maç seyrediyoruz. Bu tarihe geçecek bir kickbox maçı.
ve Patris köşeye sıkıştırdı rakibini. Müthiş darbelerle adeta yüzüyor ona rağmen Rosaski oyunu bırakmıyor. Şimdi Amit arada. Rosaski kendi köşesine doğru gidiyor. Ve bu arada evet ikinci round bitiyor. Büyük bir alkış. Evet sevgili seyirciler. Bakın Martin Rosaski şu anda köşesinde. İyice sakal bırakmış. Üçüncü ama şimdi yani oluyor burada Orhan abi. Ama şimdi Patris ayıp ediyor yani böyle koskoca sakallı bir adamı dövüyor yani ayıptır yani kendinden de bir acaba iki hafta sonra Orhan Doğan bunlardan birisiyle ne yapacak? Ben şimdiden Orhan Doğan'ın namına heyecanlanıyorum ve acaba dünya şampiyonluk kemerini alacak mıyız, verecek miyiz? Bunun heyecanını yaşıyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum sevgili Tarık. Eğer Orhan o müthiş sağını vurursa, ikisine de vurursa indirir. İnşallah aksi diyoruz. Patris'ten diz darbesini aldığında bu defa evet, gözü burada kapanıyor. İşte burada, evet. Ve 8 sayıyla tekrar kendini toparlıyor. Gelecek hafta burada Kaya Artemiz'de dünyanın en iyi 7 Yunanlı sporcusu, en iyi 7 Türk sporcusuna karşı. Ondan sonraki hafta şu anda seyrettiğimiz Patris Kortoron veyahut da Rosalski hangi kim bu maçı kazanırsa bizim Türk ağır siklet şampiyonumuz Orhan Doğan'a karşı dünya şampiyonluk kemer maçı burada Kaya Artemiz'de 2 hafta üst üste cuma akşamları sakın bizden ayrılmayın diyoruz. Evet sevgili Tarık çok teşekkürler sevgili seyirciler. Gerçekten hepimiz büyük bir heyecan içindeyiz. Aynı şekilde ben de Tarık da ben tir tir titriyorum onu söyleyeyim. Yani tir tir titriyorum derken Kaya Artemiz'de hava artı 40 derece. Onu da söyleyelim. Kıbrıs sıcağı. Ve sevgili seyirciler şu anda bakın nasıl bakıyor ikisi de birbirine. Üçüncü ve son round son darbeyi vuracaklar. Birisi kemik mi kıracak, öteki sokacak mı onu bilemiyorum. Patris üstüne gidiyor ve hemen kendini koruyor Martin Rosaski. Ayak darbeleri, dizler, low kickler, sağ kroşeler, sağ dizler. Patris'ten geliyor. Şimdi atak sırası Rosaski'de. Martin Rosaski dikkatli bir şekilde sağ sol iki darbeyle rakibini birdenbire böyle durdurdu. Patris de tabii dikkatli. Çünkü her şey olabilir. Önemli bir adam Polonyalı sevgili seyirciler. Patris yeni yeni ün yapıyor. İşte bu Tarık Salak organizasyonunda. Patris kendini dünyaya tanıttı. Üstüne gidiyor. Sert bir low kick indiriyor. Kemik kırmaya çalışıyor. Tabii tabii. Ama Mars'ın geri ayağa kalkıyor. Yine puan aldı Patris. Müthiş kemik kıran örümcek adama karşı. Evet. Bu büyük bir film olur Tarık. Sen yakında film yıldızı da olacaksın galiba. Geçen öyle hafta, şeyler alıyorum. Osman Sınav gibi sevgili abilerimiz buradaydı. İnşallah eğer ki güzel teklifler gelirse niye değerlendirmeyelim diyoruz. Ve büyük dizler ve yumruklar şu anda tekrar devam ediyor ve Mars'ın tekrar yere düşüyor. Evet sana şanslar diliyoruz. Hemen başımıza dönüyoruz. Sevgili seyirciler Rosalski şu ana kadar maçı alacak bir puan elde edemedi. İki kontra. Burnunun önünden geçirdi. Evet ikisi de İki metre birbirine. Yükseklikteki burnunun önünden geçirdi. Şimdi sağ sol yine Rosalski'den. Yine bir diz geliyor. Yine itiyor Patris. Rosalski ayakta bakın. Yani tecrübe başka, kalite başka tabii ki. İkisi de birbirlerine şu ana kadar knockout olayını gerçekleştiremediler. Köşeye sıkıştırdı Patris. İşte orada diz vurursa kötü. Darbe vuruyor. Tam low kick. Sıkıştırdı. Şimdi orada diz vurabilir mi? Bravo hakem. Bravo Hamit. Öyle bir yerde girdi ki çünkü orada diz vurursa faul olurdu. Ve faul yüksekler rakibinde indirildi. Müthiş bir tırpan. Mars'ın bacakları gerçekten artık darbeye berbat. Bayağı darbe almaya başladı. Ayağı zor kalkıyor artık. Ve çok kolay düşmeye başladı bacaklardan. Evet, acaba bir sol yumruk çeneye yakalayacak mı? Diz sağ kroşeye yakalayacak mı? Kötü, dizleri çok kötü. Sevgili seyirciler bu maç nakavsuz bitiyor. Ben son derece memnunum çünkü müthiş bir ağır siklet maçı seyrettik. Olağanüstü bir dövüş seyrettik. Şöyle doya doya bu maçı seyrettik. Yine bir diz. Ve kaşı penaltı açıldı. Penaltı açıldı karavan içinde. Karşı taraftan görüntüyü alacak şimdi Caner Erdem. Müthiş bir kan ve ringin üzerinde de işte burada. Müthiş bir kaş açılması ve kan revan içinde kaldı Martin Rosalski. Hemen köşe adamı onun kaşını kapatıyor. Ve yerde kan darbeleri. Kanlar var sevgili seyirciler. Evet şu anda büyük bir sevinç içinde Patris maçı kazanıyor. Patris maçı kazanıyor. Görüntülerde bu ringin üzerindeki kanlar da görüntüye gelecek sevgili seyirciler. Biraz önce artık böyle şaşkınlık içinde kan darbeleri dedik. Darbelerin yarattığı kan, meydana getirdiği kan dememiz lazımdı. Thank you.
olacak bu. Ne kaşı kaldı, ne gözü kaldı. Müthiş love kickler ve yine Rose askı yerde sevgili seyirciler. Bakın işte bu dizler felaket. Ni. Evet. Rose askı güç durumda. Patrice önünde adeta böyle iki büklüm düşen rakibi karşısında fazla bir şey yapmıyor ve gözünden kan boşalıyor, kaşından kan boşalıyor daha doğrusu Rozaski'nin. Ve işte şu anda da tribünlere karşı, tribünleri kazanmak için onların önünde diz çöküyor. Ve sevgili seyirciler, şimdi de Tarık Solak sonucu açıklıyor. Evet, 3. round 2 dakika 31. saniyede technical knockout ile kazanan taraf Patrice Corteron. Ve gelecek al... Gelecek. Gelecek. Gelecek hafta dünyanın en iyi 7 Türk sporcusunun karşısına dünyanın en iyi 7 Yunan sporcusunu burada seyredeceğiz. Ama ondan sonraki hafta Orhan Doğan